CAD dönemine hoş geldiniz. Arkadaşlar, şu anki dersimizde katılamanın belli detaylarını vereceğiz, ana temellerini. Katılama veya yüzey oluşturmada genelde 3 tane yöntem kullanılır. Bunlar ekstrüde etmek, bir eksen veya çizgi etrafında döndürmek, revolve veyahut da süpürme olarak tabir edilen bir yol üzerinde kesiti yürütmektir. Oluşturacağımız çizgi, sketch veya kesitler yükseltme yapılır. Öncelikle extrude ile başlayalım. Extrude komutu yükseltme için kullanılır. Belli bir kesiti yükseltiniz, içine aynı zamanda doldurunuz. Komuta girdiğimizde tüm menülerde karşılaşacağımız gibi doldurulması gerekenler yıldızla işaretlenir ve şu an, o an ilk yapılması gereken turuncu renkli aktif hale gelir. Burada curve yani çizgilerimizi seçmemizi istiyor. Sketch modu aktif. Bunun için akıllı seçme modu Selection Manager'da isterseniz tek tek seçeriz çizgilerimizi veyahut da bağlantılı çizgileri komple seçeriz. Bunu tıkladığım zaman komple seçer. Daha sonra da yükseklik belirleriz. Bunu grafik alanda böyle çekerek de yapabiliriz veyahut da değer veririz. Bu yükseltme komuttur. Buna belli açılar, draft dediğimiz belli açılar falan verebilir. Extrude komutunu daha geniş detaylı inceleyeceğiz. Evet. Bir diğer yöntem revolve yöntemidir. Bunda kesiti belli bir eksen veya çizgi etrafında döndürürüz. Yine aynı şekil bağlantılı çizgileri seçer şekilde kesitimizi seçiyoruz. Daha sonra buna bir vektör veriyoruz. Dönme vektörü. Ve gördüğünüz gibi bu kesiti çizgi etrafında döndürerek farklı bir katı oluşturuyor. Bir üçüncü yöntemimiz süpürme yöntemi. Bunda da kesit ve bir yol belirliyoruz. Onu da buradan şu çizgimizi görünür hale getirelim. Swap komutuna girelim. Yine aynı curve kesitimizi seçelim. Yol olarak bunu belirleyelim. Arc seçilecek. Burada detaylandırmalarda bir vektör, vektörün doğrultusunda seçiliyor. Çizgiyi seçiyoruz. Yön olarak fotoğraf belirliyoruz. Uygula dediğimiz zaman. Evet. Gördüğünüz gibi burada kesit şu alttaki kılavuz çizgisinin boyunca süpürülür. Çeşitli detaylandırmaları vardır. Bu komut da detaylı incelenecek. Yaklaşık olarak bu 3 yöntemle katılama yapılır. Bir de arkadaşlar surface yani yüzey komutları vardır. Bunu aynı zamanda extrude içinde ne işe yapabiliriz? Tek bir çizgi seçersek yani single curve bu komutla kalınlığı olmayan bir yüzey elde ederiz. Çeşitli komutlarla bu yüzeylerin detaylandırmaları var. Oluşturabilirsiniz. Bugünkü konumuz budur. Katılama komutlarını gördük. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.